103 gün ekmek kapıları kapalı kaldı. Teröre teslim olmadılar. Tüm olumsuzluklara rağmen yeniden işlerine sarıldılar. Diyarbakır'ın Suri ilçesinde öylesine güzel bir atölye var şu an. Altın üretimi yapılıyor. Ve bu altınlar, bu alyanslar bölgenin yani iç piyasada her yere gönderilirken şu an Irak piyasasına da girdi. Diyarbakır'ın Suri ilçesinde 28 yıldır faaliyet gösteren altın atölyesi PKK'nın hendek kazarak terör estirmesiyle birlikte makinelerini durdurdu. Bu süre içerisinde atölyede çalışan 25 kişi işsiz kaldı. Altın atölyesi gibi surdaki yüzlerce iş yeri de zarar etti. İşçilerine ödeme yapamadı. Güvenlik güçlerinin kararlı operasyonları sonucu terörden temizlenen surda ticari hayat yeniden başladı. 28 yıllık altın atölyesi de kapılarını yeniden açtı. Tabii istikrarın olmasından dolayı piyasalar daha da rahatladı. Ondan daha dolayı biraz daha müşterilerin rahatlamasından müşterilerimizin daha yoğun bir talepleri oldu. Huzura kavuşan Sur ilçesinde tekrar dükkanlarını açan esnafın işleri her geçen gün daha da iyiye gidiyor. Günlük üretim kapasitemizde 500 adet alyanstır. Tabi bu üretim Sur'daki olaylar bittikten sonra işlerin daha da yoğunlaşmasından daha da fazla olmaya başladı. Talebe tabi cevap vermeye çalışıyoruz. Bu olaylardan sonra epey bir kötü oldu buralar. İnsanların buraya gelme gitti. Hani gelmeye korkuyorlardı bu civara, Balıkçılar başına Sur'a. Şimdi yavaş yavaş düzelmeye başladı.